bir başbakan ağırlıyor. Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonal'in genel başkanıydı. Öyle. Sanırım Guterres'den sonra geldi, değil mi? Bir hafta Guterres. Guterres, Antonio Guterres'den sonra geldi. Portekiz eski başbakanı. O şimdi Birleşmiş Milletler genel sekreteri Guterres. Papandreou da bugün ülkemizde kültür etkinliklerinde, Bodrum Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerinin çok değerli özel konuğuydu. Hoş geldiniz. Thank you very much. Welcome. Thank you. Very nice to be here. Thank you. Şimdi Cevat Şakir Kabağaçlı, Halikarnas balıkçısının anıt mezarının önünde bir program gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda siz de Mikis Theodorakis'i kaybettiniz. O da Yunanistan için çok değerli birisiydi. Hem başsağlığı diliyoruz hem de onu buradan selamlıyoruz. Zülfü Livaneli'nin de özel dostuydu. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for that. Bunun için çok teşekkürler. It's even without the sun, it's a beautiful meeting here today with you. Güneş olmasa da bugün burada sizlerle buluşmak harika. First of all, with friends, Zülfü, of course, a very good friend and common fight for peace and for democracy. Öncelikle Zülfü Bey, Zülfü Livaneli, çok sevgili dostum, demokrasi ve barış için ortak mücadelenin içindeyiz. Let me thank also the mayor, Ahmet Aras. He just came for putting out a fire in his area here. Sevgili belediye başkanımız Sayın Ahmet Aras'a da selamlarımı iletmek istiyorum. Burada kendisi hali hazırda bir yangını söndürmekten programımıza gelip katıldı. Which reminds us of the common challenges we have, Greece and Turkey, but also humanity and how we need to work for peace and work for democracy. Hem demokrasi hem barış için ortaklaşa nasıl mücadele etmemizi gene hatırlatan süreçlerden geçiyoruz. Çünkü bugün kendisinin söndürdüğü yangın sonrasında şunu hatırlıyoruz ki hepimizin sınamaları aslında ortak. Türkiye, Yunanistan ve tüm insanlık olarak aynı sınamalarla karşı karşıyayız. But also seeing here everybody around in this village square reminds me of our Greek villages too. When I go around and we sit all around together in a very democratic way to talk and to discuss and to think about big issues and also listen to beautiful music which is so similar and so understanding between our two cultures. İki kültür arasında çok ortak yerler var. Biz de böyle köy meydanlarında otururuz, münazara ederiz, konuşuruz, tartışırız, demokrasi ve barışı görüşürüz. Böyle güzel müzik dinleyerek, ki onlar da Yunan melodilerinden hiç de farklı değil aslında. Bu ve benzeri küçük yerlerde bir araya gelmeyi çok severiz. Dostlar, arkadaşlar olarak bir arada toplanmayı severiz. Burası bana Yunanistan'daki köyleri çok hatırlatıyor zaten. And when we talk about big problems, like you were talking about Antonio Guterres and the United Nations, we talk about the world, it must start. It must start here locally, with the people, with democracy at the roots. And that, I think, is what we need to bring back strongly. The culture of democracy in our societies is the only way to be able to deal with all these big issues in the world. Because we will do it, we want to do to solve these problems with the people, not against the people. Öncelikle büyük sorunlardan konuştuğumuzu, büyük sorunlar hakkında konuştuğumuzu da ifade etmek istiyorum. Biz de böyle köy meydanlarında toplandığımızda. Ama bu büyük sınamalara, büyük sorunlara cevaplar geliştirebilmek için aslında yerelde başlamamız gerekiyor. Halka karşı değil, halkla beraber çeşitli çözümler geliştirebilmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve bütün tartışmalarımızda ortaya çıkacak sonuçlar burada yerelde, yerel halkla beraber yaptığımız görüşmelerle olgunlaşacak diye düşünüyorum. Demokrasi kültürünü bu küçük, bu yerel ölçekten başlatarak yeniden canlı hale getirmemizin şart olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizler de isabetle buyurdunuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Evet, biz de onun gibi büyük meseleleri konuşuyoruz ama bunu önce yerelde yapıyoruz. Evet. Şimdi o zaman ben şöyle devam edeceğim. Zülfü Livaneli'ye soracağım. Şimdi Homeros'u çok kişiden dinlediniz ama belki hazır da değildir ama Zülfü Livaneli Homeros'u dersem Homeros'u biraz konuşalım. Sonra ben Papandreou'ya Kazancakis'i soracağım. Bu topraklardan geçen insanlar değil mi? Şimdi, Zülfü Livaneli Homeros'u anlatıyor. Şimdi Serhan, asker böyledir. Hiç beklemediğin yerde askeri taktik